Kıymetli dostlar hepiniz hoş geldiniz ve geldik son videoya gerçekten bu sefer son yani son 5-6 videodur son video diyorum ama bu sefer kesinlikle son. Bu videoda video sonunda sorulan soruların cevaplarını vereceğim. Bazı arkadaşlar isyana kalkmış ve ben de olur da çıkarsa diye sonradan vicdanım sızlamasın diye sizlere onun da cevaplarını vereyim istedim. Ve video sonunda sınavda dikkat etmeniz gereken hususlardan bahsedip videoyu bitireceğim. Hemen vaktinizi almadan hızlıca başlayayım. Aşağıdaki verilenlerden hangisi UNESCO Dünya Miras Geçici Listesine karma yapı olarak eklenmiştir diye sorduk. Kıymet dostlar hatırlarsanız UNESCO videosunda sizlerle üçe ayırmıştık. Karma, doğal ve kültürel olarak. Hemen hızlıca şıklardan yapalım. Delta derse, mağara derse ne diyeceğim? Doğal diyeceğim değil mi? Bunlar doğal. Harput tarihi kenti, arkeolojik alanı bunlar kültürel. Güllük Dağı Termessos Milli Parkı hem doğal hem kültürel olduğu için karma olarak eklemiş UNESCO doğru cevap C seçeneği olacaktır. 2022 yılında dördüncüsü düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları nerede oynanmıştır diye sorduk. Değerli dostlar 2022 yılında dördüncüsü düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları Bursa'nın İznik kentinde oynandı. Eğer bizi 2024 derse 2024 derse o zaman Kazakistan Astana diyeceğiz tamam mı? Havaya hükmeden bir millet tüm dünyaya hükmeder sözüyle hava hakimiyet teorisini ortaya atan yazar hangisidir diye sorduk. Açıkçası bu soruyu birçok kişi bilememiş. Bu durum beni çok üzdü. Oysaki biz sizlerle Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi müfredatında güncel bilgilerde, kitapta her yanına bunu tekrar ettik. Bakın hava derse bize heri saçaklan diyecektik. E seçeneği havaya hükmeden bir millet tüm dünyaya hükmeder sözüyle ünlenmişti. Deniz derse ne diyecektik? Alfred Mahan kara derse ne diyeceğiz o zaman da Mekındır diyecektik. Aşağıdaki verilenlerden hangisi Cumhuriyet dönemindeki müzisyenlerden oluşan Türk beşlileri arasında yer almaz diye sorduk. Mehmet dostlar aynı zamanda bu sene EKPS'de çıkmış bir sorudur. Cemal Reşit Rey, Ahmet Adnan Saygun, Ulvi Cemal Erkin, Hasan Ferit Alnar ve Necil Kazım Akses'te Türk beşleri arasındadır ama Mehmet Refik Kaya yoktur. Doğru cevap E seçeneği olacak. Günümüzde oynanan polo oyununa benzeyen Altışar veya dörder kişilik iki grup halinde at üzerinde çöen denilen ucu eğri bir değnekle oynanan dediği anda soru bakın bitti. Çöenden ne diyordum hemen? Çöen, çevgan, çeylerden yakalıyordum. Bunu sorarsa muhakkak çöeni vermek zorunda. Çeylerden çevganı yakalayın, c deyip yapıştırıp geçin. Aşağıdakilerden hangisi Türk Devletleri Teşkilatı üyesi değildir diye sorduk. Çok güzel soru. Bakın Türk Devletleri Teşkilatı diyoruz ve içinde Türkmenistan yok. Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan var, Türkmenistan yok. Muazzam bir soru. Çok dikkat edin. Aşağıdaki verilen ülkelerden hangisinin iki kıtada da toprağı bulunmaz diye sorduk. Tipik ÖSYM sorusudur. Mesela Türkiye gibi devletler arıyoruz yani. İki kıtada da toprağı bulunan Kazakistan'ın iki kıtada da var. Panama öyle, Mısır, Rusya iki kıtada da toprağı olan devletler. Ama Danimarka'ya geldiğimizde Danimarka'nın böyle bir durumu yok. Doğru cevap E seçeneği olacak. Kıymet dostlar sizlere UNESCO acil koruma gerektiren somut olmayan kültürel mirası listesini sormuşum. 3 tane vardı demişim. Bunları dolduralım. Bakın birincisi neydi? Islık diliydi değil mi? Islık dili. İkincisi neydi? Ahlat taş işçiliği. 2022 yılında eklendi. Mouse'la yazıyorum kusura bakmayın. Islık dili 2017'de eklendi. 2018 KPSS'de çıktı unutmayalım. Üçüncü de neydi? Zeytin yetiştiriciliğiydi ve son eklenen zeytin yetiştiriciliği 2023 yılında eklendi. Sizlere beklediğim soru. Aşağıdaki verilenlerden hangisi domdom kurşunu şarkısında geçmez diye sorduk. Değerli dostlar ÖSYM Mihriban'ı sorduğu için onu eleştirmek için Güncel Bilgiler serisinde sormuştum bunu. Ah dedim ağladım var, hançer yarası değil var, gel gel gümüle var, Yare mi bağladım var. Bir avcı beni yedi diyor. Bin avcı olacaktı aslında. Doğru cevap E seçeneği. 2-3 saat önce birçok mesaj aldım. Hocam lütfen hikayede soru cevap yapın. Son kez tekrar edelim diye. Ve ben de madem öyle istek var dedim. Soru cevaba başladım. Birçok hikaye attım. Soru cevap şeklinde beklediğim sorular çıkabilecek sorular Instagram'a. Sonradan bazı arkadaşlar uyardı ki hocam dedi Instagram'da hikaye limiti var. Eğer limiti doldurursanız ilk yüklediğiniz hikayelerden siler dedi. Madem öyle dedim ben de o zaman Diğer kendi kişisel hesabıma geçtim ve keşif yolu 80'e hikaye atmaya devam ettim. Eğer son kez hocam bir tekrar edeyim derseniz memur jargonunda ve keşif yolu 80'den de tekrar edebilirsiniz. En çok bana soru gelen hocam hangi dersten başlayayım sınava diye soru geliyor. Kıymet dostlar şimdiye kadar zaten sizlerin bir taktiği olması gerekiyor. Şimdi bakın şuraya yazayım. Bakın Türkçe, matematik, tarih, coğrafya, vatandaşlık, güncel bilgiler. Şimdi şuraya yazdım. Bakın genel yetenek, genel kültür. Eğer şimdiye kadar taktiniz yoksa sizlere bir taktik verebilirim ben uygulayabilirsiniz. Yani ben hep bunu uyguluyordum öğrencilerime de bunu önerdim. Birçoğu faydasını gördü. Ama tekrar ediyorum bir taktiniz varsa mesela hocam ben matematikten başlıyorum hızlıca çözüyorum oradan Türkçe'ye geçiyorum sonra genel yeten sonra genel kültüre geçiyorum gibi taktikleriniz olabilir. Her insanın iyi olduğu ders farklı anlayamadığı ders farklı zorlandığı ders farklı. Ama benim takdim şuydu. Ben önce Türkçe'yi yapmasını önerirdim öğrencilerime. Kesinlikle ilk başta Türkçe. Çünkü ilk başta buralara girince kafa karışıyor. Sonradan Türkçe'deki soruları hiç anlamıyorsunuz. Sonradan bakın matematikte ilk sayfada... Bakın şu matematiğin şurası olur. Bakın matematiğin şu ilk sayfasında ya da ikinci, ikinci sayfayı da alabilirsiniz. Sorun değil. Burada 6 ile 10 arasında soru olur. Ve çerez sorulardır bunlar. Yani 4 işlemle yapabileceğiniz, hızlıca yapabileceğiniz sorular. Bunları çözün diyorum... Türkçeden sonra şöyle sayısal sorular görün ki kafanız bir dağılsın. Ondan sonra genel kültüre geçin diyorum. Neden diyorum? Çünkü bakın matematiğe devam edince matematikteki bazı sorularda o kadar çok vakit kaybediyorsunuz ki sonra burada belki saniyede yapacağınız soruları hiç göremiyorsunuz. Bu tarzda sınavları inanın çok yaşadık. Birçok öğrencim de bu durumu yaşadı. Bakın tekrar diyorum taktiğiniz ne olursa olsun kesinlikle genel kültürü ortada bir yere alın ki mesela burada vatandaşlıkta, güncelde, tarihte, coğrafyada öyle sorular var ki 10 saniyenizi almıyor, 20 saniyenizi almıyor. Bu soruları görmeden bitirirseniz işte size büyük eksiklik olur. Şimdi burada 6-10 arasında soruyu çözdükten sonra buraya geçiyoruz. Burayı hızlıca çözüyoruz. Burada özellikle hem soruları çok iyi okumanız gerekiyor hem de hızlı çözmeniz gerekiyor ki matematiğe vakit ayırabilin. Öğrencilerim de bunu uyguladı, çok faydasını gördü. Gene size bırakıyorum. Tekrar ediyorum, bir taktiğiniz varsa şimdiye kadar uyguladığınız kesinlikle "Aa hocam bu iyiymiş, buna geçeyim." demeyin. Bundan önce ne uyguluyorsanız onu yapın. Bunu anlatma sebebim hiç taktiği olmayanlar sınava ilk defa girecek olanlar, daha önce deneme çözmemiş olanlar veya tek tek deneme çözüp hiç toplu deneme çözmemiş birçok kişi var. Onlar için anlattım. Kıymetli arkadaşlar bunun dışında sizlere uyarım. Çok fazla şekerli şeyler yemeyin. Deker ilk başta sizlere bir can verir, enerji verir ama sonradan bütün enerjinizi alır. Uykunuzu getirir, mayıştırır. Bu tarzda ağır şeyler yemeyin. Yani sabah sabah gidip karnınızı şişirmeyin. Hafif şeyler, tok tutabilecek şeyler yiyin. Suyunuzu bol bol için ve sınavdan önce Bakın içeri giriyorsunuz. Hoca diyor ya size arkadaşlar 15 dakika süreniz var. Laboya gidebilirsiniz. Sonra gidemezsiniz diyor. Kesinlikle gidin. Labo ihtiyacınız olmasa da gidin. Çünkü sınavda o labo ihtiyacınız gelebilir. O yüzden hani şimdiden gidin ki içiniz rahat şekilde rahat rahat sınavınıza girin. Kimliğinizi, sınav giriş belgenizi lütfen unutmayın. Bunu her sene diyoruz ama her sene oluyor bunlar. Kapıya yakın yere koyun. Gözünüzün görebileceği yere koyun. Hani alıp çıkabileceğiniz yere koyun. Tüm sene boyunca elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalıştım. Ve bakın bu videoyu da gecenin içinde çekiyorum. Sabah hızlıca montajını yapıp sizlere yükleyebilmek için. Son haftalar zaten ne gecem kaldı ne gündüzüm. Canlı yayınlar, videolar, montajlar, bir yandan kamplar, bir yandan telegrama deneme yükle, bir yandan günceli takip et, orayı güncelle at, pdf'ler falan İyice gece gündüz karıştı. Yani ne yaşadım bilmiyorum iki haftadır. Umarım sizlere bir şey katabilmişizdir bu dönemde. Umarım bu kanalda, Instagram sayfasında veya benim videolarımda bir şeyler öğrenebilmişsinizdir. Gün bana gelen en çok mesajlardan biri de hocam şu an hikayelerdeki soruları çözemiyorum. Sizlere güncel videosunda çözdük. Kitabınızı aldım, çözdüm. Denemelerde çözdüm. Ama şu an hiçbir fikrim yok soruyla ilgili diyor. Bunları yaşamanız çok normal arkadaşlar. Sınavın stresi, heyecanı iyice artıyor. Yarına kadar da artacak. Çok normal bunlar. O sıraya oturtacaklar bir de yarım saat sizi bekletecekler orada. Saate bakacaksınız saniyeler geçmeyecek. Bunları yaşayacaksınız. Ama inanın denemeler dağıtıldıktan sonra ilk soruyu çözmeye başladıktan sonra bütün heyecanınız kaybolacak bütün bilgi birikiminizi aktarabileceksiniz. Hani içiniz rahat olsun şu anda o soruları çözememeniz de normal. Yarın rahatlıkla çözeceksiniz. Ben buna inanıyorum. Ve meşhur son sözümle videoyu kapatmak istiyorum. Kıymetli dostlar sizlere çok güveniyorum. Yarın gidin o ÖSYM'nin ucuz, saçma, basit sorularını parçalayın gelin aslan parçaları diyorum. Sizleri çok seviyorum. Hepinize sınavınıza başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun. Sınavdan sonra da Keşif Yolu kanalına bekliyorum Instagram ve YouTube'da. Burada sizlerle ne yapacağız? UNESCO varlıklarını işleyeceğiz. Bunların hem Türkçesini hem İngilizcesini yapacağız ki hem Türkiye'ye hem de dünyaya ülkemizde ne varlıklar olduğunu tanıtabilelim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hepinizin hakkınızda hayırlısı olsun. Hepiniz gönlünüzdeki yere inşallah atanırsınız. Hepinize sınavınızda başarılar diliyorum. Hoşçakalın.